Neslihan, ben seni daha sonra arayacağım. Peki ama fazla üzerine gitmeyin. Belli ki çok abartmışlar. Neslihan, sen neden bahsediyorsun? Süreyya'yı diyorum. Bütün magazin sitelerine düşmüş. Haberi görmediniz mi yoksa? Ne oluyor Savaş? Sosyete güzel viski şişesiyle kaldırıma torsadı. Allah kahretsin. Ben hesabını soracağım onlara. Savaş. İyi günler. İyi günler. Bir kaza soruşturması için rahatsız ettik. Savaş, ne oluyor? Bir kaza soruşturması varmış anneciğim. Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen 10 metre ilerinizde dün gece bir trafik kazası oldu. Trafik kazası mı? Hiç duymadım, büyük bir kaza. Araba bir yaya çarpmış. Bu civarda mobese kamerası olmadığından sizden güvenlik kamerası kayıtlarını istiyoruz. Kime çarpmış acaba? Ayşen Kaya. Yan komşunuz oldu değil mi? İnanmıyorum. Zavallı kız. Durumu nasıl? Bizim konuda bir bilgimiz yok. Kamera kayıtlarına nereden ulaşabiliriz? Ben hemen size... Ulaşamazsınız. Güvenlik kamerasında bir problem vardı. Henüz zaman bulup yaptıramadım. Yani dün gece kayıtta değildi. Emin misiniz? Tabii ki eminim. Peki. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Kameranın arızalandığını bilmiyordum. Zavallı kız. Ne şanssızmış. Umarım iyidir. Savaş nereye? Bakın, bu abartılmış ve çok kötü niyetli bir haber. Tamam, muhabirleriniz aramızdaki dostluktan haberdar olmayabilir. Ama sizin bunu asla gözden kaçırmamanız gerekirdi. Beni anlayacağınızı tahmin etmiştim. Teşekkürler. O zaman haber daha fazla yayılmadan yayından çekiyorsunuz o halde. Bu dostluğunuzu unutmayacağım emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Haber yayından kaldırıldı. Gören gördükten sonra ne fark eder ki? Anneciğim, haber yayılmadı ve gazeteye düşmedi. Konu burada kapandı. Lütfen sen de artık biraz sakinleş. Savaş. Konuşmamız lazım. Şimdi olmaz acelem var. Dün gece Süreyya'yı bulabildin mi? Süreyya odasında ve gayet iyi. İyi, onunla konuşmam lazım. Uyu. Konuşmam lazım Savaş. Acelen ne? Hastaneden geliyor. Dün gece Ayşen'e araba çarpmış. Çarpıp kaçmış. Süreyya'yı deli gibi dün gece ben araba kullanırken gördükten hemen sonra. O yüzden çekil. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Saliha, şu kamera işini halledelim bugün. Hangi kamera işi Reza Hanım? Güvenlik kamerası bozulmuş. Hemen tamir ettirelim. Güvenlik kamerası bozuk değil ki, çalışıyor. Savaş, konuşmam lazım diyorum, anlamıyor musun? Süreyya dün gece çıldırmış gibi araba kullanıyordu ve Ayşen öylece yerde yatıyordu. Bir daha sakın böyle bir şey söyleme. Konuşmam lazım. Git Savaş. Polisle konuş. O salak fikirleri polislere paylaş. Onu böyle koruyamazsın Savaş. Kardeşimden uzak dur. Neler oluyor? Fatih, ne oluyor oğlum? Savaş, nedir bu? Bir şey yok anneciğim. Fatih de zaten gidiyordu. Değil mi Fatih? Fatih? Doğru söylüyor abla. Ben zaten gidiyordum. Gitmene gerek yok. Süreyya içeri gir. Süreyya sakın. Fatih doğru söylüyor. Kim ne diyor? Fatih ne söylüyorsa doğru. Ben yaptım.
Fatih. Süreyya söyle bana. Ne oldu? Dün gece ne oldu? Acele et Koran. Hastaneye ulaşır ulaşmaz bütün detayları, sağlık durumunu, her şeyi öğren ve bana haber ver. Merak etmeyin. Hastaneye çok yakınım. Yalnız adli vaka olduğu için telefonda bilgi vermedim. Tamam tamam, çabuk ol. Katiboğlu beni hastanede görürse sorun çıkabilir. Koran, şu an çok daha büyük bir sorun var. Süreyya kendine gel ve söyle bana. Ne oldu dün gece? Birden oldu, ben duramadım. Ne oldu birden? Abi, yaşıyor mu? Ölmüş mü? Öldürmüş müyüm Ayşen abi? Yaşıyor mu? Ya tamam, sakin ol. Sakin. Sakin. Geçmiş olsun. Ah, ben de Feride'ler sanmıştım. Fatih ile ambulansı beraber çağırdık. Bütün gece yanımdaydı. Eğer olmasaydı benim için her şey çok daha zor olacaktı. Ayşen, iyi görünüyorsun. Doktorunla konuştum. Çabuk toparlayacaksın belli. Polisler birazdan burada olacaklarmış. Neler olup bittiğini hatırlıyorsun değil mi? Ya ben bir şey hatırlamıyorum. Bak. Oh, bulursunuz. Ben de bulamam artık diyordum. Umudumu kaybetmiştim. Neler olduğunu hatırlamıyorsun ama nazarlığı kaybettiğini hatırlıyorsun. Ah, memur beyler de geldi. Geçmiş olsun. Ben dışarıdayım. Tekrar geçmiş olsun Ayşe. Hastamız yeni kendine geldi. Fazla yormayalım lütfen. Merak etmeyin. Yapamayacağım. Süreyya, hadi. İçerisi müsait değil. Aa, Süreyya, hoş geldin canım. Gel. Ayşen ifade verecek. Gel, otur şöyle. Lütfen devam edin. Her şey bir anda oldu. Kedileri besliyordum. Eve dönecektin. Nazardamı düşürdüm. Onu arıyordum. Sonrasını... Başka bir şey hatırlamıyorum.
size çarpan arabayla ilgili söyleyeceğiniz küçük bir detay bizim için olayı aydınlatmak adına büyük bir ipucu olabilir. Lütfen hafızanızı biraz daha zorlayın. Hayır, arabayı da hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Çevredeki kameralar ne işe yarıyor memur bey? Yani evimizin önünde neredeyse bir cinayet işleniyordu. Mağduru sorguya almaktan başka bir çözümü yok mu bu işin? Beyefendi, kazanın olduğu bölgeye hakim iki güvenlik kamerası var. Sizin evinizdeki güvenlik kamerasının kayıtları olay anını kaydetmemiş. Yan komşumuzun evindeki güvenlik kamerası da olay sırasında çalışır durumda değilmiş. Aa, şanssızlığa bakın. Kameranız arıza mı vardı Süreyya? Ben bilmiyordum. Bilmiyorum. Yani elinizde görüntü yok diye psikopatın biri sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak, öyle mi? Biz birkaç gün sonra tekrar ziyarete geleceğiz. Suçlu ya da suçluların yakalanması için de elimizden geleni yapacağız. Bu arada siz de aklınıza gelen herhangi bir şey olduğunda bizi haberdar edin. Tekrar geçmiş olsun. Tamamen iyileştin artık. İyiyim. Çok aniden oldu, sen de biliyorsun zaten, söyledin. Hani ben o kadar hızlı gelirken bir anda sen karşıma çıkınca anlamadım. Bir anda karşıma çıkınca. Süreyya, sadece bir kaza olduğunu biliyorum. İstenmeden olan bir kaza. Gerçekten. Sadece kazaydı. Arkadaşını çok merak ediyorum. Oyun oynamayı bırakın. İkimiz de neden bahsettiğimizi çok iyi biliyoruz. Sizin tefecilikle ulaşan adamınız sabahtan beri Ayşe'nin durumunu öğrenmeye çalışıyor. Ve siz iki kardeş hasta ziyaretindesiniz. Lütfen. Bu mesele hastane köşelerinde konuşulmayacak kadar önemli. Ama tefeciliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Tabii. Ben işte dostu birbirinden ayırabiliyorum. Sadece Ayşe'nin sağlık durumunu merak ettim ve buraya geldim. Diğer konuya gelince, siz hazır hissettiğiniz her an masaya oturabiliriz. Geçmiş olsun. Fatih. Ben seni işe gidersin diye bekliyordum. Sen işten yeni dönüyorsun sanırım. Çok yoruluyorsun. Ben yorgun değilim. İyiyim. Ben kaç gündür seni yakalayabilmek için uğraşıyorum da sen benden bilerek mi kaçıyorsun? Süreyya, sonra konuşalım ha. Sen benim yüzümü bile görmek istemiyorsun. Bu kadar mı koptun gittin benden? Ne kopması? Ne oluyor Süreyya? Atif! Hayatım, çok merak ettim seni. Neredeydin? Feride gitmem lazım. Nereye? Konuşsaydık biraz. Konuşuruz Feride. Atif! Feride, bir şey mi oldu? Yok bir şey Ayşen. Birazdan babanın çalışma odası takımı gelecek. O dönmeden anca bitiririz işleri. Hangi işleri? Odayı hazırlamak lazım ya. Sen yaparsın Ayşen'cim.
Sen babam için kendi ellerinle hazırlarsın odayı zaten. Bak ben sadece şimdi konuşmak istemiyorum. Sonra konuşalım diyorum. Hepsi bu. Hem zaten sen de iyi görünmüyorsun. Benim de kafam dağınık. Hayır, hayır, hayır. Ben biliyorum. Ben biliyorum sen. Sen benden soğudun. Sen artık beni sevmiyorsun. Baksana. Şu halimize bir baksana. Sen benim yanımda bile durmak istemiyorsun. Süreyya. İyi misin? Ha? Ne oluyor sana böyle? Bak bu söylediklerin çok saçma. Süreyya. Annenin yanına git. Kendini topla. Sonra konuşacağız biz seninle. Beni sevmiyor. Hemen kalk ayağa. Artık beni sevmiyor. Hemen ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayşe yüzünden. Kız yüzünden. İç onu. O yüzden biz bu haldeyiz. Başka şansın yok Süreyya. Yeniden başlıyoruz. İç hadi. Hayır. Hayır. Eğer o hastaneye geri dönmek istemiyorsan derhal. Derhal iç şunu. Anne. Dediklerini aynen söyledi. Birazdan gelip ayaklarına kapanırsa hiç şaşırma. Hiç şaşırmam. Ben bilirim böyle ezikleri. Ne kadar üzerine basarsan o kadar kıymetini bilirler. Sağlık. Çok güzel olmuşlar. Fatih. Geçti değil mi artık? Eskisi gibiyiz. Sen ne yaparsan yap. Kardeşler arasında küslük olmaz. Ne kadar uğraştın. Emeğin büyük. Senin elindeydi. Abartma. Alt taraf usta ne diyorsa onu yaptı. Prenses. Koltukların sonuna gelmiş ha. Biraz gecikti. Fatih tembellik yaptı herhalde. Benim gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Ne oluyor size? Ya birbirinizin yüzüne bakmadınız. Abartma Süreyya. Fatih'le ben her zaman gidiyorum. Yalan söylüyorsun. Ya konuşmadınız bile. Fatih. Ne zamandan beri bu kadar önemli? Ne demek istiyorsun? Yani siz de kardeş gibi büyüdünüz. Senin için de önemli değil mi? Evet kardeş gibi büyüdük. Ama kardeş değiliz.